Merhaba. Bugün Çapul TV, Hadi Ateistler Bunu Da Açıklayın programına yönelttiğiniz soruları Kerem Can Koçak'a soracağız. İlk sorumuz kuantum üzerine gelmiş. Kuantum mekaniği kanıtlanmamıştır, sadece bir teoriden ibarettir deniyor. Doğru mudur demişler. Yanlış tabii ki. Kuantum mekaniği sayısız deneylerle kanıtlanmış. Ayrıca da kullandığımız bütün cihazlarda kuantum mekaniğinin ilkeleri var. Bütün elektronik cihazlarda transistörler vardır. Transistörler kuantum mekaniğine göre çalışırlar. Öte yandan sadece cihazlar değil, etrafımıza baktığımız zaman gördüğümüz bütün olayları, işte ışık nedir, camdan niye yansır, neden bir kısım ışık camdan geçer, neden gökyüzü mavidir, güneş neden sıcaktır, bizi niye ısıtır gibi bütün soruların cevabını sadece ve sadece kuantum mekaniği verebilir. Hatta örneğin neden masanın üstünde kitaplar duruyor da masanın içine girmiyorlar sorusunun cevabını da kuantum mekaniği verebilir. Geçen programlarda birazcık girmiştik. Bu Pauli dışarlama ilkesi ve Heisenberg belirsizlik ilkesinin sonucu. Nesnelerin birbirinin içinden geçmemesi. Çünkü atomlar aslında boş. Çekirdekle atomun oranı 10.000'de 1. Yani bu ne demek? Çekirdek 1 santimetre olursa bütün atom 1 kilometre oluyor ve arası da boş gibi. Dolayısıyla atomların birbirinin içinden geçmesi lazım. Örneğin bir nesneyi başka bir nesnenin üstüne koyduğumuz zaman onun içinden geçmesi lazım. Ama geçmiyor çünkü işte bunu kuantum mekaniği açıklıyor bize. Dolayısıyla kuantum mekaniği sayısız gözlem ve deneylerle her gün kanıtlanmakta. Peki bütün bu fizik yasaları nereden geldi diye sormuşlar. Evet, şimdi bütün doğa bilimleri bir takım doğa yasaları üzerine kuruludur. Ancak burada dikkatli olmak lazım. Doğa yasaları doğaya içkin yasalar değil. Aslında doğa yasaları bizim zihnimize koyduğumuz sınırlamalar. Yani doğayı algılayış biçimimize koyduğumuz sınırlamalar. Yani biz bunun içinde yaşıyoruz. Ama biz bunları Yani evet, yani bilim insanlarının akıl yürütmelerine getirilen sınırlamalar doğa yasaları. Yani doğa böyledir diyemiyoruz ama biz doğa böyleymiş gibi, doğa bu yasalara sahipmiş gibi bir takım kuramlar kuruyoruz ve aslında kuramlarımız bizim doğayı açıklama yöntemlerimiz. Şimdi bilimsel kuramlar çok iyi anlaşılmıyor ya da teoriler diyelim. Teoriler bir takım gözlem ve deneylerin üstüne kurulur ve teoriler yanlışlanabilir, bilimsel teoriler, ama yanlışlanana kadar da doğrudurlar. Yani örneğin dünya dönüyor, nasıl açıklarsınız? Dünyanın döndüğünü görmüyoruz ama dünyanın döndüğünü biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Çünkü bir kuramımız var. Ama bu kuramımızın arkasında bir sürü başka kuramlar ve gözlemler var. En sonuç olarak da dünya dönüyor gerçeğine ulaşmışız. Yani dünyanın döndüğü bir gerçek ama gözümüzde görmüyoruz dünyanın döndüğünü. Dolayısıyla arkasındaki dünyanın dönmesini açıklayan doğa yasaları bizim zihnimizde belirlediğimiz yasalar. Tabii bunların bizim dışımızda bir gerçeklik olduğunu da kabul ederek koyduğumuz yasalar. Yani biz nasıl düşünürsek öyle olur demek değil tabii bu. Yani bu mesele de bazen biraz yanlış anlaşılıyor. Özellikle kuantum mekaniği ile ilgili olarak, kuantum fiziği ile ilgili olarak insanlar çok farklı yerlere gidebiliyorlar. Sen nasıl düşünürsen, işte kuantum fiziğine göre nasıl düşünürsen dünya öyledir. Evet, öyle sorular da Evet. gelmiş. Ona da O yanlış tabii. Yani değineceğiz. evet, onu değinelim. Evet, kuantoloji ile ilgili yasalar Evet. gelmiş. Sorular gelmiş, pardon, ama ondan önce şey sormak istiyorum. Schrödinger'in kedisi deneyi ile ilgili bir sorumuz var. Bu, hani kutu açılmadığı sürece kedi ölü ya da diri midir? Evet, Bu nasıl Schrödinger'in oluyor? kedisi isimli düşünce deneyi kuantum kuramının en popüler özelliklerinin en popüler özelliklerinden birini yansıtıyor aslında. Tabii hemen şunu hatırlatalım. Bu bir düşünce deneyi. Gerçekte yapılmamış bir deney ve mikro dünya ile makro dünya arasında bir
bağlantı sağlamaya yönelik bir deney. Aslında ilk fikir Einstein'dan çıkıyor. Einstein'la Schrödinger kuantum fiziğinin kurucularından olmalarına rağmen kuantum fiziğinin daha sonraki önermelerine karşı çıkıyorlar ama sonunda da kuantum fiziğinin karşı çıktığı yani Einstein ve Schrödinger'in kuantum fiziğine getirdikleri eleştirilerin yanlış olduğu kanıtlanıyor aslında. Günümüzde Einstein ve Schrödinger'in eleştirilerine itibar edilmiyor pek. Ancak yine de bu bazı noktalar hala bizim için bir bilmece. Yani kuantum fiziği model olarak doğru bir model ama bizim sağduyumuza o kadar aykırı ki burada gerçeklik sorununu gerçeklik sorununu tartışması ortaya çıkıyor ve bu bizi artık biraz felsefeye götürüyor. Ama tekrar konumuza dönersek, yani Schrödinger'in kedisi deneyi nedir? Şimdi atom altı boyutlarda bir nesne, yani atom altı bir parçacık, örneğin bir elektron, hem burada hem başka bir yerde olabilir. Buna üst üste binme ilkesi deniyor. Yani kuantum mekaniğinde bir şeyi hesaplarken bir parçacığı hem burada hem orada olarak ele alıyoruz. Şimdi Schrödinger de buna dayanarak bir deney geliştiriyor, düşünce deneyi. Bu düşünce deneyine göre kutunun içinde bir düzenek var. O düzenekte atom altı bir düzenek. O düzeneğe göre diyelim parçacığın yeri hem burası hem orası. Dolayısıyla bir olay hem oluyor hem olmuyor. Yani ya oluyor ya olmuyor değil. Yani günlük hayatta biz buna alışmışız tabii. Evet. Evet, ya öyledir ya böyledir. Ama kuantum fiziğinde ikisi birden aynı anda oluyor. Hı hı. Ölçmediğimiz sürece. Dolayısıyla kutunun içinde bir kedi varsa ve biz bunu ölçmüyorsak henüz bu atom düzeneği öyle bir tetikleme yapıyor ki zehirli bir gazı çıkartıyor ya da çıkartmıyor. Ama şimdi kuantum fiziğine göre hem çıkartıyor, hem zehirli gaz çıkartıyor, hem çıkartmıyor olacak. Dolayısıyla kedi hem yaşıyor, hem yaşamıyor olacak. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Mikrokozmostan makrokozmosa bir geçiş var. Yani bunun nasıl olduğu da tam açıklanmıyor. Yani kuantum günümüz fiziğinde biraz mikrokozmosla makrokozmos arasında bir kopuş var. Şimdi hepimiz atomlardan meydana geliyoruz. Ama vücudumuzdaki atomlar kuantum fiziğine göre evrenin herhangi bir yerinde de olabilirler. Ama şu anda bizim vücudumuzdalarsa buradalar demektir. İşte bu kopuş, bu dönüşüm nasıl gerçekleşiyor? Bu hala anlaşılmış değil. Evet. Yani kuantum fiziği makro boyutlara transforme edilebilmiş değil. Ama atom altı boyutlarda her şeyi az önce bahsettiğimiz gibi bütün cihazları, işte atom altı olayları, diyelim gökyüzünün neden mavi olduğunu filan açıklıyor. Ancak bizim sağduyumuz o kadar aykırı ki, çünkü bunun bir nedeni de aslında bizim makro evrende evrimleşmemiz. Yani işte insanın ya da dünyadaki canlıların evrimi 3,5 milyar yıl, insanın evrimi birkaç milyon yıl. Bizim bilincimiz de, zihnimiz de bu büyük boyutlara göre evrimleşmiş. Büyük boyutlarda da bu olaylar olmuyor. Yani büyük boyutlarda ben hem burada hem Ankara'da olamıyorum. O yüzden kuantum, yani Schrödinger'in kedisi deneyi sağduyuya aykırıymış gibi geliyor. Zaten Einstein ve Schrödinger'in itirazı da bu noktadaydı. Bunu ama, eleştirel evet, bir deney olarak sanırım düşünüyorlardı. Evet, ama sonra işte EPR paradoksunu ortaya attı Einstein. Daha sonra John Bell, bunları belki başka bir programda daha detaylı inceleriz. Bell eşitsizlikleriyle Einstein'ı yanlışladı ve ASPE deneyiyle bunu da ispatladılar. Dolayısıyla yani Einstein'ın itirazları geçersiz aslında kuantum mekaniğine. Ama öte yandan bir yanıyla geçerli, hala da tam olarak anlaşılmış değil. İşte bu anlaşılmamış olma noktası üst üste binme prensibi Schrödinger'in kedisi deneyinde çok iyi anlatılıyor. Özetlersek, toparlarsak, yani kedi ya ölü ya canlı değil kutunun içinde. Biz bakmadığımız zaman hem ölü hem canlı. Bu nokta çok önemli. Yani aynı anda iki
durumun birden olması, tabii bizim yaşadığımız boyutlarda olması, bir insanın hem ölü hem canlı olması mümkün değil tabii. Ama atom azlı boyutlarda mümkün. Ama ölçmek değil mi orada söz konusu olan? Yani ölçtüğümüz zaman evren oraya çöküyor. Aslında çoklu evrenler programında bunu daha detaylı inceleyeceğiz. Buna Hugh Everett'in 1950'lerde bir yorumu var. Aslında bu Schrödinger'in kedisi deneyi ile çift yarık deneyi aynı olay. Yani elektron o çift yarığın ikisinden birden geçiyor. Evet. Bu da yani günlük hayatta bizim hiç karşılaşmadığımız bir nokta. Yani bir kapı, iki kapıdan aynı anda geçemeyiz. Ama elektron aynı anda iki delikten geçiyor. Tabii bunu dalga özelliğiyle açıklayabiliyorlar ama elektron dalga değil. Yani ne dalga ne parçacık. Dalga özelliği gösteren parçacık, parça özelliği gösteren dalga. Yani bizim sağduyumuzla kavrayabileceğimiz bir olay değil. İşte Everett'in başka bir yorumu vardı. Buradan çoklu evrenlere de gidiliyor. Yani elektron bir yarıktan geçerken evren, eğer ölçersek evren o noktaya çöküyor şeklinde. Ama bunu daha ileriki programlarda onu başka bir program verebilirsem. Başka bir soru herhalde kuantumla ilgili çok soru gelmiş. Kuantum yaşam, kuantum düşünce gibi şeyler bilimsel midir? Ve evet. Kuantum yaşam kalitemizi yükseltir mi? Aynı şekilde buna bağlı olarak bir soru daha var. Belki ikisini aynı anda alırız. Bu piyasadaki kuantoloji kitaplarıyla ilgili kuantum sıçraması filan bunlar hakkında ne söyleyebiliriz? Evet, şimdi fiziği sağduyuya biraz aykırı olduğu için çok malzeme veriyor bazı insanlara. Aslında bütün bunlar hemen baştan söyleyelim. Bilimsel değil tabii. Yani bilimsel derken neyi kastediyoruz? Biz bilimsel bir kuramda ne vardır? İşte bir öngörü vardır ve onun testi vardır ve testin kanıtlanması vardır. Bir modeliniz vardır ama modeliniz bir şey öngörür ve onu kanıtlayabilirsiniz. Ama bu tip kuantoloji meseleleri, işte insan ne düşünürse o doğru olur filan gibi şeyler tamamen tabiri caizse zırvalık tabii. Ama çok ilgi çekiyor çünkü hani bir şekilde eski zamanlardaki simyacılık gibi ya da astroloji gibi bilimle ispatlanmayan ya da bir kanıtı olmayan ama insanların hoşuna giden düşüncelere bir taban sağlıyor. Hani gizemli bir şey olduğu için kuantum fiziği. Hatta neden? Ben şey bile duydum, dua filan. Evet. Bunlara bile temel oluşturduğu ile ilgili bir sürü. Evet, öyle bir sürü saçmalık var. Yani bu işte kuantum fiziğin az önceki mesela Schrödinger deneyindeki gizem buna yol açıyor. Gizemli. Öyleyse nasıl istersek öyle olsun. Evet. Tabii çok eskiden mesela Homeros zamanında antik Yunan'da ya da işte dünyanın her yerinde mitolojik düşünce zamanında da buna benzer şeyler vardı. Adı kuantum değildi ama mesela işte Zeus böyle istediği için şöyle oluyor. İşte Trova Savaşı'nda ne bileyim Helen'le Apollon kavga ediyor. Tanrılar bunlar işte. Falan günlük hayatlarımızı etkiliyorlar. Yani ona çok benziyor. Aslında mitolojideki tanrıların işe karışıp da bizim günlük hayatlarımızı etkilemesi gibi bir şey bu kuantolojide aslında. Tek tanrılı dinlerde de aslında. Yani, tek tanrılı dinlerde de var tabii bu. Orada da eski yani tek tanrılı dinlerde tabii benzer mitolojilere sahip insanlar anlayamadığı şeyleri hep bir tarafa yorumluyorlar ve onun üstüne büyük fanteziler kuruyorlar. Ama sanki bu kuantoloji insana bir özgürlük veriyormuş gibi. Hani sanki sizin istediğiniz şey siz isteyerek maddeyi değiştirebiliyormuşsunuz gibi. Evet, öyle bir şey de veriyor. Tabii aslında burada çok dinsel bir yan da var. Yani eski zamanlarda yine çok tanrılı dinlerde ya da tek tanrılı dinlerde de aynı şey ama çok tanrılı dinlerde de hani sen istersen işte Zeus senin isteğini yerine getirir. Ona da benziyor bu. Yani aslında binlerce yıldır insan düşüncesi çok fazla değişmiyor. Yani bilimsel yöntemin dışına çıktığımız zaman fantezi alanı sonsuz. Ama burada kuantumu kullanıyorlar. Şimdi evet, kimse Zeus, Apollon ya da Afrodit üzerine kitap yazsa kimse ciddiye almaz. Abi. Ama kuantumu ciddiye al, yani bilim yüzünden ciddiye alınacak bir şey gibi oluyor. Evet, öyle zannediliyor. Ama tabii piyasada çok ciddi
Fizik kitapları da var. Yani kuantum fiziği ile ilgili direkt fizikçilerin yazdığı kitaplar var. Onlara itibar etmek lazım. Tabii. Zaten onları da sormuşlar. Yani bu konuda kaynak kitap ne olabilir? Çok kaynak kitap var ama kaynak kitaplara bakarken şuna dikkat etmek lazım. Bir kere bu kitapların fizikçiler tarafından, eğer kuantumsa konumuz, fizikçiler tarafından yazılmış olması lazım. Mesela bu Wy Tompkins'in serüvenleri, George Gamow, Alfa yayınlarından çıktı. Bu Gamow, Büyük Patlama Kuramı'nın öncülerinden. Çok esprili bir dille hem özel göreliliği, genel göreliliği ve kuantum kuramını anlatıyor. Herhalde herkesin anlayacağı, evet. Hiç matematik kullanmadan. Birazcık daha ağır bir kitap var. Yani çok popüler değil ama çok güzel bir kitap. Fiziğin Gizemi. Bu da Roger Penrose tarafından TÜBİTAK yayınlarından çıkmıştı. Kralın Yeni Usu isimli 3 ciltlik kitabın 2. cildi Fiziğin Gizemi. Burada da bu çift yarık deneyini, Schrödinger'in kedisi deneyini çok güzel anlatıyor. Birazcık matematik var ama yine de fizikçi olmayanlara göre yazılmış bir kitap. TÜBİTAK yayınlarından. Tabii Roger Penrose da çok ünlü bir fizikçi, onu söylemeyi unuttum. Stephen Hawking'in iş arkadaşı. Yine başka bir fizikçi tarafından, Amerikan Fizik Derneği Başkanı Ford tarafından yazılmış. 101 soruda kuantum var. Bunun popülerlik düzeyi birazcık yüksek. Yani 101 çok temel soruyu alıp kuantumu bütün yönleriyle anlatıyor. Çok az matematik var ama daha ciddi bir kitap. Yani örneğin fizik birinci sınıf öğrencilerine bile kaynak kitap olabilecek bir kitap. Alfa yayınlarından. John Grebe'nin Schrödinger'in Kedileri ve Schrödinger'in Yavru Kedileri kitabı var Metis yayınlarından. İsmi çok güzelmiş. Evet, Schrödinger'in kedisi deneyini bu John Grebe'nin çok güzel anlatıyor bu kitapta. Metis yayınlarından. Yine Alfa yayınlarından başka bir John Grebe'nin kitabı var. Yine Schrödinger üstüne. Bunlardan daha sonra yazılmış bir kitap. Kitabın adı Schrödinger ve Kuantum Devrimi. Burada bütün bu kuantum devrimini özetliyor. Birinci kuantum devrimini, ikinci kuantum, yani Schrödinger öncesi ve sonrasını. Ve bu az önce bahsettiğim tartışmalara da yer veriyor. Ve çoklu evrenler kuramına nasıl geçildiğini anlatıyor bu kitapta. Şimdi Türkiye'de en çok en zor anlaşılan konu aslında rastlantı meselesi. Kuantum mekaniği tamamen olasılıkçı bir kuram. Ve modern bilim de tamamen olasılıkçı bir kuram. Yani şu anda mesela vücudumuz milyarlarca kozmik ışın tarafından bombardıman ediliyor ama onların bizim DNA molekülünü bozup bozmayacağı tamamen bir tesadüf. Çünkü bu parçacıklar da giderken bozunuyorlar ama ne zaman bozundukları, başka parçacıklara dönüştükleri belli değil. Tamamen bir olasılık düzeyinde oluyor işler. Ama öte yandan da doğa yasaları var. Yani her şey de tamamen tesadüfi değil. Dolayısıyla bu rastlantı ve zorunluluğun birlikteliğini Jack Monod çok güzel anlatıyor. Bu Nobel ödüllü bir aslında biyolog. Ama tabii canlı yaşamda rastlantı ve zorunluluğun nasıl bir arada olup canlılığın nasıl oluştuğunu ve nasıl da rastlantıya bağlı olduğunu anlatan bir kitap. Rastlantı ve zorunluluk biraz felsefeye giriyor. Yine Alfa yayınlarından. Yani piyasada çok kitap var ama... Doğru kitabı seçmek aslında. Evet. Yani doğru kitabın tek kriteri bence kitabın uzmanı tarafından yazılıp yazılmaması. Yani konunun uzmanı ama diğer kuantoloji kitaplarına baktığımız zaman tabii fizikçiler tarafından, yani hiçbir fizikçi öyle kitaplar yazamaz. Ona dikkat etmek lazım. Onun dışında yani piyasada güzel kitaplar var. Popüler kitaplar var. Şimdi oldukça çok, yani bunu ilk TÜBİTAK başlattı, popüler kitap 1990'ların ortalarında. O zamanki TÜBİTAK Başkanı Namık Kemal Pak öncülüğünde başladı. Çok yararlı oldu ülkemize. Ondan önce çok az popüler bilim kitabı vardı. Örneğin ben öğrenciyken hemen hemen hiç Türkçe kitap yoktu. Bir iki tane popüler bilim kitabı vardı. Bunlar çok faydalı tabii. Hem konunun uzmanı olmayanların, mesela fizikçi olmayanların kuantum fiziği öğrenmeleri açısından yararlı. Artı fizikçilerin kendisileri için de yararlı. Yani
kuantum fiziği okuyan fizik öğrencilerine de faydalı. Çünkü olayın bütünlüğünü görebiliyorlar bu kitaplarda. Yani derslerde işin sadece matematiğini görüyorlar. Ona her olayın bütünlüğünü anlatmaya vakit yok. Üniversite akademisyenlere bile faydalı. Yani fizikçi akademisyenlere bile faydalı bu tip kitaplar. Yine dediğim gibi başka tartışmaları görmek için. Çünkü günümüzde bilim çok fazla uzmanlaşmış durumda. Bir fizikçi başka bir fizikçinin ne yaptığını tam bilmez. Yani bir parçacık fizikçisi, bir katı hal fizikçisinin ya da bir relativitecinin, kozmolojicinin ne yaptığını çok iyi bilmez. Ama popüler kitaplar sayesinde bu interdisipliner kavrayışa da sahip olabiliyor. Tabii herkesin ilgisini çekiyor filan. Evet. Peki son bir soru var. Klasik fizik belirlenince kuantum fiziği belirlenemezci diyebilir miyiz? Evet, bu da biraz yanlış anlaşılan bir konu. Aslında klasik fizikte belirsizlik çok daha fazla. Ama bu uzun bir konu. Gelecek programlarda bunu daha detaylı inceleyeceğiz. Determinizm ve kaos kuramını inceleyeceğiz. Ama kısaca değineyim. Şimdi Heisenberg belirsizlik ilkesinden bahsetmiştik. Bu atom altı boyutta tabii. Ve tek bir parçacığın da ne zaman bozulacağı, ne zaman bozulmayacağı, ne olacağı tamamen tesadüfe bağlı olduğu için tabii kuantum fiziği tanecik boyutunda, parçacık boyutunda tamamen olasılıkçı. Ama klasik fizikte örneğin bir bilardo topunu bir bilardo topuyla çarpıştırırsak ne olacağını biliyoruz. Ancak iki tane bilardo topuna aynı anda üçüncü bir bilardo topu çarptığı zaman kesinlikle ne olacağını bilemeyiz. Artı kelebek etkisi dediğimiz çok küçük etkilerin çoklu sistemlerde yani 3 ve 3'ten fazla boyutlu demeyelim de çok parçacıklı sistemlerde de belirlenince denklemler yazmak imkansız. Yani analitik çözümler imkansız. Hatta öyle ki buna 3 cisim problemi deniyor. Bu Newton zamanında bile keşfedildi ve çözülemedi. Dünya, Ay ve Güneş'i ele alalım. Dünya ve Ay'ın birlikte hareketini ve Güneş'in etrafındaki üçünün birlikte hareketini analitik olarak çözmek mümkün değil. Ancak kestirim yöntemleriyle, iterasyonlar yaparak, evet, yaklaşımlar yaparak çözülebilir ve dolayısıyla kesin olarak öngörülemez. Yani tam olarak öngörülemez nerede olacakları. Burada da bir belirsizlik var aslında. Ama Newton zamanında bu çözülebilecek, aşılabilecek bir problem zannediliyordu ve Newton fiziğinin kendisi belirlenimci olmasa bile o dönemde 20. yüzyıla gelene kadar bütün fizikçiler belirlenimci bir dünyaya inandılar. Hı hı. Determinist bir dünyaya inandılar. Yani evren sanki evet bir saat gibi baştan kurulmuştu ve öyle devam edecek diye inandılar. Tabii bu bir sürü başka bilim dışı inançlarla da desteklendi. Kader gibi. İşte alın yazısı gibi yani kaderimiz önceden bellidir gibi. Dini inançlarla da tabii desteklendi ama fiziğin kendisinden çıkmıyordu aslında. Buna ileriki programlarda daha detaylı değineceğiz. Tamam, peki. Öyleyse bugünkü sorularımızın sonuna geldik. Yine yeni sorularınız olursa bize ulaşabilirsiniz, hepsini sorabilirsiniz. Hem ileriki programlarda zaten işleyeceğiz hem de yine bu şekilde Kerem Can Kocak'la cevaplamaya çalışacağız. Merhaba, bugün Çapul TV, Hadi Ateistler Bunu Da Açıklayın programına yönelttiğiniz soruları Kerem Can Koçak'a soracağız. İlk sorumuz kuantum üzerine gelmiş. Kuantum mekaniği kanıtlanmamıştır, sadece bir teoriden ibarettir deniyor. Doğru mudur demişler? Yanlış tabii ki. Kuantum mekaniği sayısız deneylerle kanıtlanmış. Ayrıca da kullandığımız bütün cihazlarda kuantum mekaniğinin ilkeleri var. Bütün elektronik cihazlarda transistörler vardır. Transistörler kuantum mekaniğine göre çalışırlar. Öte yandan sadece cihazlar değil, etrafımıza baktığımız zaman gördüğümüz bütün olayları, işte ışık nedir, camdan niye yansır, nasıl da boş
gibi. Dolayısıyla atomların birbirinin içinden geçmesi lazım. Örneğin bir nesneyi başka bir nesnenin üstüne koyduğumuz zaman onun içinden geçmesi lazım. Ama geçmiyor çünkü işte bunu kuantum mekaniği açıklıyor bize. Dolayısıyla kuantum mekaniği sayısız gözlem ve deneylerle her gün kanıtlanmakta. Peki bütün bu fizik yasaları nereden geldi diye sormuşlar. Evet, şimdi bütün doğa bilimleri bir takım doğa yasaları üzerine kuruludur. Ancak burada dikkatli olmak lazım. Doğa yasaları doğanın doğaya içkin yasalar değil. Aslında doğa yasaları bizim zihnimize koyduğumuz sınırlamalar. Yani doğayı algılayış biçimimize koyduğumuz sınırlamalar. Neden bir kısım ışık camdan geçer? Neden gökyüzü mavidir? Güneş neden sıcaktır? Bizi niye ısıtır? Gibi bütün soruların cevabını sadece ve sadece kuantum mekaniği verebilir. Hatta örneğin neden masanın üstünde kitaplar duruyor da masanın içine girmiyorlar sorusunun cevabını da kuantum mekaniği verebilir. Geçen programlarda birazcık girmiştik. Bu Pauli dışarılama ilkesi ve Heisenberg belirsizlik ilkesinin sonucu. Nesnelerin birbirinin içinden geçmemesi. Çünkü atomlar aslında boş. Çekirdekle atomun oranı 10.000'de 1. Yani bu ne demek? Çekirdek 1 santimetre olursa bütün atom 1 kilometre oluyor. Ve arası görmüyoruz. Ama dünyanın döndüğünü biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Çünkü bir kuramımız var. Ama bu kuramımızın arkasında bir sürü başka kuramlar ve gözlemler var. En sonuç olarak da dünya dönüyor gerçeğine ulaşmışız. Yani dünyanın döndüğü bir gerçek. Ama gözümüzde görmüyoruz dünyanın döndüğünü. Dolayısıyla arkasındaki dünyanın dönmesini açıklayan doğa yasaları bizim zihnimizde belirlediğimiz yasalar. Tabii bunların bizim dışımızda bir gerçeklik olduğunu da kabul ederek koyduğumuz yasalar. Yani biz nasıl düşünürsek öyle olur. Yani biz bunun içinde yaşıyoruz. Ama biz bunları... Yani evet, yani bilim insanlarının akıl yürütmelerine getirilen sınırlamalar doğa yasaları. Yani doğa böyledir diyemiyoruz ama biz doğa böyleymiş gibi, doğa bu yasalara sahipmiş gibi bir takım kuramlar kuruyoruz ve aslında kuramlarımız bizim doğayı açıklama yöntemlerimiz. Şimdi bilimsel kuramlar çok iyi anlaşılmıyor ya da teoriler diyelim. Teoriler bir takım gözlem ve deneylerin üstüne kurulur ve teoriler yanlışlanabilir, bilimsel teoriler, ama yanlışlanana kadar da doğrudurlar. Yani örneğin dünya dönüyor, nasıl açıklarsınız? Dünyanın döndüğünü gör.